Hemen bir gelenler gidenler tablosunu biz e, ekrana gelirken e, Batuay yorumunu da merak ediyorum senin Uğur. E, Batuay ile alakalı. Hı hı. Hani Alex Tekşah ve Batuay ve Piyani üçlüsü e, değerlendirebilir misin bize? E, Batuay'ı nasıl katkı verir? Ben ciddi anlamda 20 gol barajına çok yaklaşacağını düşünüyorum çünkü doğru söylemek gerekirse. Ya e, ben e, Forvet'lerin gol sayılarını Forvet'e bakarak değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Yoksa takımın arkasına bakar. Yani takım gol attırır. Ee, hani takım çok iyi olup da çok kötü olduğu için gol atamayan santral çok nadirdir Hı. zaten. Evet. Ya bu adamlarda belli ya en kötü ihtimalle son vuruş kabiliyetleri olan adamlar ee, ve e, hani onu bir takımın bir parçası olarak kullanabilmek de mühim. Ee, çok çok düşük sayılarda kalan oyuncuları sadece ihaleli oyuncuyu bırakmamak lazım. Yoksa yani Fiorentina'da 4 gol atan Mario Gomez diye konuşmuştuk geçen. Evet. 20 maçta yani, 4 gol mümkün mü? Yani Mario, Go Mario Gomez herhalde yeteneklerini çalmadılar o. Tabii yani. performans sergilesin diye. Ya sonuçta doğru takıma adapte edersen, e, formsuz zannettiğin oyuncu bile sana performansı belli ölçüde verir. Ha daha üstüne koymak oyuncunun meziyetleriyle alakalı olur. E, burada da şuayı 20 atabilecek bir takıma sahip çünkü. Bu takım nasıl bir takım? Birincisi forvetini çoklayabilen bir kenar forvet alternatifleri var. Hem Larin var orada hem Kenan var. Evet. Oradan şey yapabilirsin. Alex Teixeira ile desteklenebilir. Alex Teixeira hem pas alıp verebilen bir oyuncu. Hem kendi de üstüne ilgi çekebilen bir isim. Yani Alex Teixeira'nın önünü açamazsın Batu tutacağım diye. Bunlar yetmiyor. Gezal gibi bu ligin bence son 5 yılının açık belki son 10 yılının gördüğü en değerli yaratıcılarından bir tanesi. Ben yakın dönemin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ya bu adam Top ayağını aldığında istediği yere gönderebiliyor gerçekten ve doğal olarak Santrforuna bu kadar doğrudan hizmet eden bir e, yaratıcı oyuncuyla oynamak çok büyük bir lütuf. Batshuayi de bundan faydalanacak. Yani arkasındaki herkes ona hizmet ediyor. Ondan çalan bir oyuncu yok. Yani ben Batshuayi koşsun koşsun da ben bu işi bitireyim. Onun istatistiğinden çalayım oyuncusu yok bence. E, ki Alex Teixeira belki biraz daha skorer bir oyuncu olarak görülebilir ama o da tek yönlü bir şutör değil. Yani alıveri olan bir oyuncu ki onun da dediğim gibi üstüne ilgi çektiği anlarda Batu Şahin de bundan faydalanacaktır. Ya yani doğal olarak 20 gol üstüne çıkması çok daha 38 tane maç var. Eğer yani sağlıklı kalırsa gayet de olabileceği kanaatindeyim. Ben Batu Şahin'in e, sadece fiziksellik katsa bile sadece fiziksellik katsa bile böyle çok ağır bir Mesela Çünkü yakın dönemde bir özgüven krizi yaşamış bir oyuncu. Yani Chelsea'ye gittiğinden beri böyle hayat istediği gibi giden bir oyuncu değil. Ama Gün sonunda Beşiktaş Batuşay'a hizmet edecek. Batuşay çok saçmalamazsa gerçekten burada bir samatta Tavari bir özgüven erimesi yaşamazsa ki orada da takımın ne kadar hizmet ettiği şüpheliydi geçen yıl. Burada Beşiktaş'ın yapısıyla ben biraz daha rehabilite olacağını ve gol sayılarını mutlaka yukarı çekeceğini düşünüyorum. Son bir sorum var. Benim düşüncelerim de hep var tabii ama bazen teknik direktörler çok güçlü A planına sadık kalırlar ve genel anlamda çok fazla dokunuş yapmazlar. Ee, Sergen Yalçın e, devlet kanalında TRT'de e, hmm. konuk olduğunda e, özellikle Manchester City'den çok etkilendiğini söylemişti. Şimdi Beşiktaş'ın oyuncu yapısına baktığımızda elinde bir Adriano gibi. yani Eski dönemde Şenol Güneş'in elindeki Adriano gibi e, merkezi de çok iyi oynamayı bilen, merkeze bir e, yanaşıp o sahte bekliyatlandırabileceğimiz hmm. pozisyonu Rozier ile Umut Meraş'tan, En Sakal'dan veyahut belki Rıdvan'dan görebileceğimizi düşünüyorum hmm. ben Rıdvan Yılmaz'dan ama Montero'nun da gelişi ve hatta Elde Mehmet Topal'ın oluşu. Piyan için gelişi şimdi. Alex e Gezal. Yani bir formül oturtmaya çalışırken e, Manchester City'nin döndüğü gibi bazen Kyle Walker'ı biliyorsun üçüncü stoper gibi kullanıyor Guardiola. Burada Southgate'e de bir e, seçenek açmıştı. Özellikle turnuvalarda gördüğümüz kadarıyla. Beşiktaş'tan çok enteresan bir formasyon değişimi bekliyor musun? Maçına göre. Sezon planı değil. Ama bir maça çıkacak ve bir bakacağız. Aa Beşiktaş savunmayı üçlemiş diyeceğiz mesela. E, bunu aslında sağ içinde yapıyor. Hani böyle formasyonlar farklı formasyona çıkmıyor ama e, bazen Rozi'yi de aslında o sahte bek gibi görüyoruz. Yani ben geçen sezon e, Rıdvan formdayken o sakatlığı yaşamadan önce en sakallı formu evet. tamamen aldığı dönemde daha çok Rıdvan'dan görüyorduk mesela bunu Hı -hı. E, merkezleşen bir bek olarak ama bazı maçlarda ikisini birden görüyorduk, hatırla. Yani Rosie de bayağı orta sahanın içi gibi Tabii, görüyordu. Half, Yani, yani görüyordu. Yarım, yarım alanı kullanıyordu. E, o bence rakibe göre, göre değişecek. Bence şöyle bir farklılık görebiliriz. Oyuncu tercihinde farklılık olabilir. Yani aslında e, piyani mevzusu dahil olduktan sonra e, herkesin hakkında şu vardı, üç yerli oyuncu kim olacak diye. E, ki ilk etapta akla giren Kenan Karaman. Ama e, geçen sezonun en iyi isimlerden bir tanesini, Bilal. Dari'ni hem e, kenara atmış oluyorsun hem de bu sezona bence çok iyi giren Enkudu'yu. Hatta işte Batu ile oyun tarzının daha böyle uyumlu gibi gözüken Enkudu'yu kenarda bırakmış oluyorsunuz. Ee, durum böyle olunca e, farklı bir Türk oyuncu devreye girebilir bazı maçlarda. Şimdi Mehmet rakip, Topal mesela. Rakip analizi yapıldığında, benim aklımda daha değişik bir isim var. Ee, rakip analizi yapıldığında bazen şunu görürsünüz. Ya yani bu rakip gelmeyecek zaten üstümüze. Boş boşuna Larin'i sol forvet pozisyonu etmeyelim. Biz farklı bir yerli oyuncu sahaya Necip'i stoper oynatalım. Necip. <laughs> Necip'i Wellington'un yerine ki Wellington'un hakkını Teslim ediyorum uzun zamandır. Kesinlikle. E, Kiasını Manchester City'den etkilendiği e, şeylerden birisi de Sergen Hoca'nın e, savunmanın da oyuna dahil olması ve pas kurgusuna dahil olması. Evet. tomunu bunu e, top Beşiktaş'tayken de yapıyor, top rakipteyken de yapıyor. O, o yüzden e, ama Necip'te de bu tarz var. Hatta hatırla e, Beşiktaş geçen sezon çıkışa geçtiği o milat olan maç Başakşehir maçı. Evet. Sonrasında Fenerbahçe, Fenerbahçe der derbisi. derbisi galibiyeti. Oradaki stoper attı Necip Monteiro'yu Evet. Ee, o yüzden Necip bu oyuna yatkın bir oyuncu. Ee, zaten 6 numara da oynayabilen ve bence şu anda hani birçok pozisyon pozisyon oynasa da bir numaralı mevkisi stoper. Şu anki fiziki durumu, agresifliği ve topu kullanma becerisiyle. E, tıpkı Wellington yaptığı gibi orada önde agresif şekilde basabilir, top aldıktan sonra oyuna katılabilir, topla çıkabilir. E, o yüzden özellikle böyle kapanan rakiplere karşı sık sık vida Necip ikilisini göreceğiz bence Larin'i e, kenara atmamak için. Peki hemen çok kısaca e, Ahmet Nur Çebi'nin bugünkü e, açıklamalarını da bir görsel olarak ekrana getirelim. Kısa kısa başlıklarla hatırlatalım sizlere. Ee, sevgili rejiden de hemen yönetmenimizden de rica edelim. Ee, geçenlerde Ulenberg isimli bir danışman, yani Ulenberg'e ben de öyle bakıyorum ama Ulenberg'e. <laughs> hani demiş ya e, şey e, çoğu yorumcu yeni talimatlardan haberdar değil diye ben de tweet attım. Dedim ki sağdakiler haberdar mı? Peki? <gülüyor> <gülüyor> Uygulamalardan. Çünkü <laughs> bu soruyu sorabiliyorum ancak. yani Hoca'nın o diyaloğu da çok iyi. <gülüyor> <yoruları> <gülüyor> Dö evet. gol yiyeceğiz evet. karar veriyor. Sergen Yalçın'ın hareketleriyle mesaj vermeye çalışmış. Gitsin Almanya'da konuşsun bakayım böyle isim evet. vererek. Merkez Hakem Kurulu'nu göreve çağırıyorum. Beşiktaş'ın hocasını gündeme getire getirerek eleştiri yapamazsınız. Art niyet arıyorum demiş Ulenberg. Ulenberg için abi, evet. Çebi. Biz kimsenin altına oymadık. Kulübün vaziyetini görenler e, vınladılar. E, altınız oyulmadı efendi. Kentiniz gitti demiş. Burada Fikret Orman ve yönetimine karşı evet. bütün serzenişi. Ee, Buyur. Şu açıdan haklı. E, Fikret Orman Seçilmiş bir yönetimken 3 ay sonra ya tribünler tezahürat yaptı deyip evet. seçim kararı alan kişi. Yani evet. burada yani hiçbir, sözleşmesiyle hiçbir beraber. şekilde, hiçbir şekilde e, kimseyi suçlayabilecek bir konum olduğunu düşünmüyorum. Doğru. Yıldırım Demirel ile hesap görüyoruz. Beşiktaş'a verdiği zararların daha fazlasını bağış yapacak. Bu cümleden sonra vazgeçmez inşallah e, Yıldırım Demirel. <laughs> Çünkü ciddi ciddi baya baya zarar verdin diyor Beşiktaş'a evet. ki doğru. Hı -hı. Onu da söyleyelim. Yıldırım Demirören sadece Beşiktaş'a değil, Federasyon başkanıyken Türk futboluna da zarar verdi. Sağ olsun en azından bunu yaptı e, demiş. Buraya ile alakalı konuş, söylemek, demek istediğiniz var mıydı? Biz bu sene yine şampiyon olacağız arkadaşlar demiş. Hemen 5. Görse görselimize geçelim. Abdullah Avcı'yı defalarca aramama rağmen ben avukatına yönlendirdi. Ben kulüp başkanıyım ya. Sen benimle niye konuşuyorsun demiş. Bu Abdullah Avcı'nın sözleşme e, meselesi. Bu konuda bu konuda haksızlık yapmayayım. Ee, ya ben bu konunun İki tarafından, iki tarafa da yakın kaynaklardan dinledim. Hı hı. Yani i̇sim vermemek için yakın kaynak. Gibi. Tabii ki. Bayağı baş başaktör sayılabilecek insanlardan. Evet. Ee, yani kötü bir süreç yönetildiğini ve o an çözülmek istense o an ee, daha çok daha makul şekilde karşılanabilecek e, konuların, yani iki tarafında biraz e, hani egolarıyla, az da beşiktaş testleri içinde birisi bir o, yani şöyle söyleyeyim, burada İki tane oda var, iki tane bina var, iki tane oda var. Karar şey oluyor. Diyorum ki ben mesela Mustafa'ya ya gidin ona söyleyin artık bırak bıraksa iyi olur. Sen diyorsun ki Mustafa ya işte söyleyin ben artık yani tamam bırakacaksam da ben ne konuşulsun bu para meselesi? Ee, sonra ben diyorum o diyor ben diyorum o diyor böyle bu şekilde karar alınıyor. Bak evet. bunu bunu o odaları bilen insanlardan. Yani söylüyorum. Yani bu şey demiyorum öyle dış kapının, Olmuş mandalı, evet. dış kapının mandalından duymadım. O gün doğru düzgün bir yani şey yürütürseydi süreç belki tazminat da daha az olurdu. Belki çok daha çabuk çözülürdü. Ee, e, elbette şey demiyorum yani sempatik gözükmüyor olabilir. Burada bir para talebi var ve cesaret insanlar başka düşünüyor olabilir taraftarlık güdüleriyle ama sürecin kötü yönetildiği aşikar. Burada bu saatten sonra ben arıyorum açmıyor falan ya yani belli ki bu zaten hukuka intikal eden bir şey. Adam artık ben bu saatten sonra avukatım ilgilenecek dedikten sonra açmak zorunda değil ki. Trabzonspor teknik direktörüyken adam niye bununla uğraşsın? Evet. Ben o ben ben olsam açmayabilirim. Abdullahcı %100 haklı bulmuyorum. Kötü de bir yönetim sergilediğini düşünüyorum Beşiktaş'ta. Tabii ki ama gönderilme o, kararı alacaksa çok daha pratik ve doğru şekilde çözülebilirdi. Bunu da biliyorum yani. Doğal olarak burada yani Ahmet Bey yani bu kadar mesela diyor ki telefon ediyorum açılmıyor keşke telefon mesela şimdi bu kadar çaba göstereceğim keşke o gün karşılıklı bir bir yerde buluşulup konuşsalarmış. Yani öyle şey gibi aracılarla falan görüşülerek e, bu mesele bağlanmasaydı e, di, diyeyim. E, burada da hani ee, en fazla bu kadarını söyleyebiliyorum. Yani, teşekkürler. Bilgi olarak. Aktarabileceğim bu kadar. Çok sağ ol. Hemen e, son açıklamaya geçelim. E, benim hocam sen 12 milyon alırken sen gittiğin anda 2 milyonu imza attı. Sonra da 6 milyonu imza attı. İşte Beşiktaş'ın çocuğu. Burada da şunu ayırt ha, etmek lazım. lazım. Abi, çocuğu çocuğu değil ki. Yani değil zaten yani. Onu söyleyelim. E, Beşiktaş'ın e, Sergin... çocuğu olmadı hiçbir zaman Abdullah abi. E, Sergen Yalçın kendi diyor. Ben de alsam ben de alırım tazminatı diyor. Yani. Kendisi de bana 3 evet. yıllık sözleşme yapıyorsan o tazminatı Atatürk tazminat yazacaksın tazminat diyor. Tazminatı. Evet, <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> daha, da, daha da net. Ne yani. kurmaz orada bu arada. Evet. Beşiktaş, ama şunu da kabul etmek lazım. Beşiktaş'ın çocuğu olduğu için ve tribünler istediği için geldi Sergen Hoca. Evet. Ve Sergen Hoca ondan sonra kendi bambaşka bir şey inşa etti. Burada Sergen Yalçın'ın özel olarak övülmesi gerekiyor ama Sergen Yalçın standart bir iş yapmadı. Sergen Yalçın'ın yaptığını herkes yapardı da Mi Abdullah Hoca yapmadı demek de haksızlık bence. E burada o zaman Sergen Hoca'nın övülmesi lazım. Evet. Ee, Abdullah Hoca yanlış yaptı. Sergen Hoca herkesin yapması gerekeni yapmadı değil. Sergen Hoca büyük Beşiktaşlık yaptı. Evet. <laughs> Abdullah Avcı herkesin yapması gerekeni yaptı aslında. Evet bu arada tesadüftür. Ee, Abdullah Avcı'nın serisini bozan Sergen Yalçın'dı. Ee, İstanbul'da Yeni Malatya Spor'la galip gelmişti. Fakat o galibiyet Yeni Malatya Spor tara yönetimi tarafından hiç hoş karşılanmamıştı. Çünkü maç sonunda Sergen Yalçın insanları iyi futbol izlemek istemiyor. Ee, sadece 3 evet. puan almak istiyorlar. Madem öyle artık ben de böyle futbol oynayacağım demişti. O da Sergen Yalçın'ın Yeni Malatya'daki ya son ya da sondan bir önceki maçı olmuştu. Ya yakın Çok yakın ya. bir zaman sonra da istifa etmişti ama Abdullah Avcı'nın serisi bozulmuştu. Böyle enteresan bir hikayesi de vardı diyelim. Beşiktaş dosyamızı tabii ki geçici olarak kapatıyoruz. Aa, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk.